felaket tellalı Selçuk Geçer konuştu, altın ve dolar yatırımı yapacaklara uyarı geldi. Selçuk Geçer Motor'in, mazot fiyatlarına örnek gösterdi, doların 22 Türk lirası olacağını iddia etti. Geçer, dolarla ilgili yaptığı tahminle korkuttu. Yasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. İşte Selçuk Geçer'den döviz alsat yapacaklar için ciddi uyarılar. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda stagnasyona dikkat çekti geçer, fırtına yaklaşıyor diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. İşte geçerin piyasalara yönelik değerlendirmeleri. Dolar için korkutan uyarı. Doların uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Doların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcı uzman görüşlerine yöneldi. Doların ne olacağı merak konusu uyandırmaya devam ederken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir yorumda bulundu. Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek staglasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız, diyen Geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen, güneşi görüyoruz, derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer, çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz." dedi. Stagflasyon geliyor. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, "Benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde." 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor, diye konuştu. Fed kararı sonrası dövizin kaçışı başlayacak. Amerika Merkez Bankası'nın, Fed, Mayıs ayı faiz kararın 75 bas puan faiz artırımı olabileceğini ifade eden geçer, bu da Amerika'ya döviz kaçışı. Dolar, Euro altının Amerika'ya kaçması demek. Dolar endeksi 100 üzerine çıkacak, dedi. Türkiye'deki enflasyon oranın Yeni Zelanda'dan yüksek olduğunu belirten Geçer, kritik bir süreçten geçtiğimizi söyledi. Geçer, bu kritik süreç bu ülkeler arasında büyük zararı Türkiye görecek. Bugün sabit tuttukları o dolar kurunun bir anda 20 liranın üzerine tırmandığını, 25-30 zorladığını göreceksiniz. 5 Nisan tarihideki gibi kontrol elden kaçarsa işin rengi değişebilir, diye konuştu. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Ünlü piyasa uzmanı ekonomist Selçuk Geçer'de dolar kuru için korkutan tahmin. AK Parti iktidarının Türk Lirası'nı kuvvetlendirme amacıyla attığı ve tartışılan adımlarla dolar kurunun uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başlarken piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir tahminde bulundu. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı. Geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda staglasyona dikkat çekti. Geçer, fırtına yaklaşıyor, diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek staglasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız, diyen Geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen, güneşi görüyoruz, derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın fiyatlarındaki yükselişi işaret eden geçer, altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız, dedi. Fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusuna da yanıt veren geçer, fırtına uyarısının nedenini de şu sözlerle açıkladı. Çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, "Benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde." 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. "Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor." diye konuştu. Staglasyon nedir? Staglasyon, İngilizce stagnation yani durgunluk, daralma ve inflation yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır. Ekonomik krizlerin başa çıkılması zor olanlarından birisi budur. Eğer ekonomi enflasyon içinde büyümeye devam etse bir miktar büyümeden fedakarlık ederek enflasyonu düşürmek daha kolay olabilirdi. Oysa staglasyonda bir yandan enflasyonla mücadele edecek bir yandan da ekonomiyi canlandıracak bir ekonomi politikası biçimlendirmek gerekir ki bu çok kolay bir iş değildir. Çünkü bu iki politika genelde birbiriyle çelişen politikalardır. Bu durumda iki hedefi de tutturamayacak bir politika arayışı içine girmektense bir seçim yaparak önceli bu iki hedeften birisine vermek daha uygun olabilir. Staglasyonun sebepleri Yanlış para ve maliye politikaları tüketimin ve ücretlerin artması, enerji kaynaklarının fiyatlarının yükselmesi, para arzının üretimden fazla artması, finansal krizler ve döviz kurlarındaki istikrarsızlıklar, sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.